Bir önceki videonun sonunda kendimi istediğim gibi ifade edemedim. Bunun sebebi de bir videonun 15. dakikasından sonra beynimin ufaktan hararet yapmaya başlıyor olması. Şimdi söylemeye çalıştığım şeyi baştan ifade etmek istiyorum. Burada bir güven aralığı var. Şuraya baştan yazayım. Güven aralığını yeniden ifade edeyim. Bu dağılımın aritmetik ortalamasının %95 güven aralığı bu. Bu dağılımın aritmetik ortalamasını 1,91 artı eksi 1,21 olarak bulmuştuk. Videonun sonuna doğru bu sonucun neden ilginç olduğunu size açıklamaya çalışmıştım. Örneklemlerin aritmetik ortalamalarının farklarının aritmetik ortalaması için bir güven aralığımız var. Biraz kafa karıştırıcı biliyorum. Daha önceki videoda yaptıklarımızı tekrardan bir belirtmek istiyorum. Buradaki örneklem aritmetik ortalamalarının farklarının ortalamasının dağılımların ortalamalarının farklarının ortalaması olduğunu birkaç video önce görmüştük. Ve örnek dağılımların ortalamasının nüfus dağılımı ortalamasıyla aynı olduğunu biliyoruz. Yani bu, birinci nüfusun ortalaması eksi ikinci nüfusun ortalamasıyla aynı şey. Bir önceki videonun ilginç sonucu buydu. Bu, sadece bu parametre için %95 güven aralığı değil, aslında bu parametre için bir %95 güven aralığıdır. Esas ilgilendiğimiz parametre bu. Az yağlı diyete geçmek ve geçmemek arasındaki kilo kaybının gerçek farkını bulmaya çalışıyoruz. Bu farkın %95 güven aralığının 0,7 ile 3,12 kilo arasında olduğunu bulduk. Bunun anlamı, kilo vereceğinizden %95 eminiz ama %100 emin değiliz. Bunun olasılığının %95 olduğundan eminiz. Evet, umarım bu açıklama faydalı olmuştur çünkü son videoda ortalığı bayağı dağıtmıştım. Hoşça kalın.